Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri, ben Kaan Arlı. Evet, çok güzel bir manzara var arkamızda. Önemli bir lansmana katıldık. Bugün LG G5 Türkiye lansmanı gerçekleşti. Yanımda da çok sevdiğim Ufuk abim var. Kendisiyle zaten Barcelona'da konuştuk. LG G5'i sıcağı sıcağına konuştuk. Şimdi bir de burada tekrar bir konuşacağız. Üzerinden bir geçeceğiz ama tabii farklı detaylarla birlikte. Abi nasılsın? Hiç Ufuk Bey'e falan Kaan, girmiyorum. Yok abi, yok sakın. Çok teşekkür ediyorum. Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri. Arkamızda İstanbul Boğazı, yanımızda sevgili Kaan. Nihayetinde yaptık. G5 Türkiye'de lansmanını. Hayat güzel, sen eğleniyorsan diyoruz, üzerinde konuşuruz. Ama heyecanlıyız, gururluyuz. Neden? LG G, G2, G3, G4, G5. Bir tane kullanıcımız diyemez ki. Ne mutlu, biz onun heyecanı var. Abi bu da G4'e benziyor, bu da G3 gibi olmuş. Her birisi birbirinden farklı. Hiçbirisi birbirine benzeşmeyen özellikleri var. Ama en güzeli, her birisi bir öncekinden çok çok daha geliştirilmiş bir model. G5, G4, G3'ün toplamından çok çok daha fazla bir ürün. İstiyorsan abi şimdi teknik detaylara girmeyeceğim, artık herkes biliyor bunu. Biz Barcelona'da ön incelemesini yaptık, konuştuk, ettik. Bitti artık yani o detaylar. Yakında zaten herkes satın alacak, kullanmaya başlayacak. Ben aslında tasarım tarafından girmek istiyordum. Sen güzel bir giriş yaptın. Şimdi G serisi hem birbirine benzeyen, aslında bir anlamda birbirinden bağımsız modeller oldu. Hani ilk etapta tamam abi bu benziyor vesaire dedik ama mesela Barcelona'da da söylemiştim bunu. G5 basına sızan görsellerde hakikaten tasarım anlamında biraz böyle insanlarda bir soru işareti uyandırmıştı. Ama o gün de söyledim, bugün de tekrar söylüyorum. Siz de elinize aldığınızda bunu söyleyeceksiniz. Telefon elinize aldığınızda farklı bir hissiyat yaratıyor. O görsellerle alakası yok. İstiyorsan abi birinci ağızdan G5'in tasarım sürecinden bir başlayalım. Sevgili Kaan, bütün kullanıcılarına bunu her seferinde senin vasıtanı iletiyoruz. Ama öğrendiler, ama izin verirlerse tekrar söyleyeceğiz. Bizim LG Electronics olarak kullanıcılarımıza net bir taahhüdümüz var. Altını çiziyoruz, net. Dünyada bir numara olmak istiyoruz. Hangi konuda? Hayatı güzelleştiren, yaşam standartlarını arttıran ürünler geliştirme konusunda bir numara olmak istiyoruz. Ve bu konudaki tek kaynağımız bizim kullanıcılarımız. Oradaki yorumlar, forumlar, her bir ürün geliştirmesindeki o yüz binlerce anketin neticesinde G2 geldi. G2 ile beraber artık o platformun üzerine çok G3, G4, G5. G5'te çok başka geliştirmeler oldu. Nedir bu? Haklısın. Bir kere ben bu evrenin içerisinde 7 senedir varım. Her bir geliştirmeyi senden bir kısa zaman öncesinde deneyimliyorum. Ama bahsettiğim gibi elime ilk aldığımda G5'i, ya dedim ki bravo ya. Yani bu olmuş hani, çünkü G4'ten G2, G3, G4 beklenti çok başka bir yere taşındı. Daha farklı ne olabilir diyorduk. Kullanıcılarımızın sayesinde şunu öğrendim. Daha farklı çok şey var. Yeter ki sen kullanıcılardan almasını bil. Dünyada ilk defa 3D Art Glass teknolojisini kullanıyoruz. Kullanıcılarımız deneyimlediği zaman görecekler. Ellerini aldıkları zaman telefonu böyle yumuşacık bir kadife hissiyatı var. Bir cam platformda bu nasıl oluyor bilmiyorum. Ama böyle bir teknoloji var. Hani telefonu şöyle dikine tuttuklarında her an ellerinden düşecekmiş gibi hissiyatı var. O açıdan benzersiz bir ergonomisi var telefonun dizayn açısından. Şimdi tasarım tarafında benim dikkatimi çeken noktalardan biri şu. Genelde kavisleri sağda solda görüyoruz. Burada telefon üst tarafından da başlayan bir kavis var ve gerçekten çok değişik bir hissiyat yaratıyor. Şimdi tasarım tarafında asıl olay ekrandan ziyade aslında modüler. Artık ya bu model lafını çok fazla duyuyorduk vaktinde. İşte model telefon sök çıkar, bilmem ne nasıl olacak, hayal meyal bilmem ne konuşurken LG bunu G5 modeliyle çıkarttı karşımıza. Sebebi basit. Kullanıcılarımız bize diyorlar ki ben özellikle, şimdi biz de bunu yaşayacağız, bütün kullanıcılarımız yaşayacak, ama güzelliği şu, LG ile beraber G5 sayesinde bu soruyu sorduklarında cevabını alacakları bir model var karşılarında. Hangi soruyu? 4.5G lansmanı yapıldı. Artık hayatımızda yeni tanıştık, LTE performansını deniyoruz. Ama neyi farkında olmadan kaçırıyoruz? Müthiş bağlılığımız artıyor telefona. Artık bundan sonra hiçbir kullanıcımız diyemez ki hayaldir. Ben bir gün telefondan uzak durabilecek miyim? Mümkün değil, unutsunlar. Eli ayağı titriyor. Peki biz ne getirdik şimdi bu evrenin ekosistemin içerisinde? İşte kullanıcılarımızın hayatında sürekli bu telefon varsa, o zaman kaçırdığımız bir taraf var, eğlenmeyi kaçırıyoruz. Biz diyoruz ki tamam, telefon, akıllı telefon, bütün sosyal medya, her şeyi kullanalım. 150 kez günde ekrana bakalım saat için, ama hayat güzel. Sen eğleniyorsan diyoruz. İşte bizim oyun arkadaşları konseptimiz de tamamen bu eğlence üzerine. G5'in kankileri aslında. Hani böyle arkadaşlar değil de tam kankileri. Tam böyle sokak ağzıyla kankileri denebilir. Abi şimdi bunu kullanmamız lazım. Hemen bunu patentliyorum bu arada. Şimdi LG G5'in kankilerine baktığımız zaman farklı
lezzetlere hitap eden ürünler var. İşte müzik dinlemek isteyen için ayrı bir şey var. Mesela benim gibi fotoğraf tutkunları için ayrı bir olay var. Abi senin burada mesela hani şahsi olarak düşündüğünde LG G5'in kankilerinden en sevdiğin hangisi oldu? Bir kere 360 derece kamera. Bugün bununla tanışan, çok iddialı gelmesin diye böyle dikkatli seçiyorum kelimeleri, vazgeçilmezi olacak herkesin. Sebebi şu, bugün hani örnek veriyorum, şimdi aklıma geldi tamamen spontane. Bugün örnek veriyorum, yeni doğan çocuklar için özel çekimler, platformlar yapılıyor. Neden? O anı kaçırmasın diye, o anda o anı yaşamak için. İşte örnek veriyorum, bir mezuniyet balası oluyor kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın. O an için özel çekimler yapılıyor. Ama 360 derece kamerayla o anda hangi, nerede olduğunuzun, hangi atmosferde olduğunuzu görüntüleyebiliyorsun. Benim için bir numara. Düşünsene, şu anda seninle 360 derece resim çekilsek, sadece Boğaz'ı değil, etrafımda sevgili Recep, Ali, Tolga, bütün herkesle beraberiz. İşte Esma Sultan, Ortaköy Camii, Boğaz, hepsini o anda diyoruz ki böyle bir atmosferde biz çekildik. Bence o açıdan kıymetli. O an zamanda nasıl bir atmosfer içinde olduğunu göstermesi açısından. Tabii yakın geleceğin çok kıymetli bir işi oldu. Bugün az önce bir televizyon muhabir arkadaşımız dedi ki biz de içerikler geliştirmeye başlıyoruz 360 VR ile ilgili. Bugün evet, hayatımızda sosyal medyayı kullanıyoruz ama bir taraftan çok önemli bir yenilik geliyor. Buna ben tsunami dalgası etkisi diyorum. 4.5G ile beraber üniversitelerin tekno kentlerinde çok kıymetli arkadaşlarımız var. Onlara çok büyük görevler düşüyor İçerik geliştirme konusunda. Onlardan da buradan bizim beklentimiz var. Neden? Abi artık an zamanda eğitim, an zamanda sağlık, an zamanda eğlence, an zamanda seyahat. Gidebilir misin an zamanda Küba'ya? Örnek veriyorum, çok zor olabilir ama bir Küba içeriği alarak Küba'nın sokaklarında gezinebilirsin. Ya da örnek veriyorum, Kapadokya'mız var. An zamanda gitmek istesen gidemeyebilirsin. Ama 360 derece bir Kapadokya ile oraya gitmiş etkisiyle o anı yaşayabilirsin. 360 derece VR'ı o yüzden çok kıymetli buluyorum. Ama bizim 360 VR'ımızın bir özelliği var. Çok gururla söyleyelim. Kullanıcılarımız aksesuar lezzetinde bir 360 VR gözlük taşıyacaklar. Aksesuar gibi diyorum. Burada devasa bir modül taşımayacaklar. Telefonumuza kablo ile bağlandığı için telefonu tekrardan aksesuarın tak çıkart olmayacak. Ve dolayısıyla o an zamanda evreninde, kendi etrafında da ergonomisini kaybetmeyecek. Sadece 118 gram ağırlığında bir arkadaş. Müzik tarafına geçelim. Bengen Olufsen dünyaca ünlü bir marka ve aslında LG V10'la birlikte de aslında bu müzik tarafındaki deneyimi böyle biraz yükseltelim diye gidiyordu. Rakip markalarda da gördük benzer şeyler ama hani Bengen Olufsen tarzı çok high end diyeceğim artık. Çünkü üstü bir marka. LG'de G5 modelinde aslında Bengen Olufsen'le birlikte gerçekten çok sıkı bir işbirliği yaptı ve ayrı bir modül, özel bir kulaklık vesaire vesaire gibi şeylerle müzik tutkunlarında siz bu tarafa doğru bir yaklaşın dedi aslında abi. Burada fikirlerin neler? Ya diyoruz yani hayat güzel, sen eğleniyorsan. Bizim şimdi tamam, bu bundan sonraki süreç için evet de, kaçırdığımız demeyelim, kullanıcılarımızdan öğrendiğimiz bir konu var. Biz özellikle akıllı telefonda, tamam, YouTube'a en fazla, Facebook'ta en fazla zaman harcayan, nüfusa oranla en fazla zaman harcayan toplumumuz ama çok önemli bir zamanımızı, boş zamanlarımızı müzik dinleyerek geçiriyoruz. Toplu taşımalarda vesaire. Müthiş. Burada şimdi ortam sesini sana tamamen izole etmiş. Seni sadece müziğin 72 farklı enstrümanı dinleyebilecek bir aksesuar ya da arkadaşı hizmet etmişken bu kaliteyi yaşamamak niye? Biz LG olarak diyoruz ki arkadaşlar, tüm kullanıcılara taahhüt ediyoruz. Deneyimlemedikleri bir ses kalitesini, müzik kalitesini deneyecekler. Deneyimledikleri derken V10 kullanıcılarını bugün dışarıda bırakalım. Çünkü V10'la dediğin gibi zaten bu hikaye yazılmaya başladı. Şimdi rakip firmalarda da bakıldığında genelde böyle yazılımsal bazda bir gelişimler söz konusuydu müzik tarafında. Ama LG G5'te bunu arkadaşlar fiziksel olarak görüyoruz. Donanımsal olarak bir ses kalitesi görüyoruz. Çünkü equalizer bazında öyle bası yükselt vesaire vesaire değil. Gerçekten donanımsal anlamda. Ben de bunu deneyimledikten sonra zaten sizlere aktaracağım. Fotoğraf çekmeyi sevdiğim kadar müzik dinlemeyi de seviyorum çünkü ve İstanbul trafiğinde müziksiz geçmiyor o trafikler. Abi şimdi yavaş yavaş toparlamak istiyorum. G5 ile alakalı. Özellikle Google'ın Street View desteği de çok iyiydi. Onu da çok beğendim açıkçası ve Qualcomm'un ve Google'ın burada bizzat yer alması da bence güzel bir şeydi. Yani hani biz size ekipmanlarımızı, servisini verdik. Kenara çekildik değil, gerçekten iş şeydiniz bugün.
Bir kere buradan çok teşekkür ederim hatırlattığın için. Sevgili Barış'a Qualcomm'dan ve sevgili Işıl'a Google'dan çok teşekkür ediyorum kıymetli katkıları için. Belimir arkadaşıma çok teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için. Haklısın, çok çok önemli bu ekosistemde iş ortaklarıyla yaptığın geliştirmeler. Google ve Qualcomm bizim çok kıymetli iş ortağımız. Hatta sizinle röportajlar yaparken yapmadan öncesinde bir itirafta bulunayım samimi olarak. Kendimi de geliştiriyorum sayenizde. Mesela derslerime çalıştım. Derslerime çalıştığımı iki nokta var. İzin verirsen bu teknik konu bahsettin. Qualcomm Quick Charge 3 ve Qualcomm Snapdragon 820 hayatımızda ne farklılık sağlayacak? Şunun altını çizeyim izin verirsen bir dakikayla. Bugün akıllı telefon kullanıcılarının en fazla şikayet ettiği tek bir konu var. Batarya performansı. Batarya performansını iyileştirmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Bir kere samimi olalım. Mutlaka gün içerisinde biz bunu yedek bir takım bataryalarla devam ettireceğiz. Ha, bizim ısrarla biz devam ediyoruz çıkarılabilir bataryada. Çünkü kullanıcılarımız çıkarılmaz sabit bir bataryayı istemiyorlar. Bataryanın çıkarılabilir olmasını istiyorlar. Bu yüzden devam ediyoruz burada. Bravo. Yediği de olabilir. Bravo. Ama Qualcomm 820 ne kazandıracak? Bir de Quick Charge 3 ne kazandıracak? Diyorum yani farkında olmadan uygulamalarla pili bitiriyoruz. Bir kere bizim konum bazlı uygulamalar var. Sürekli aktif hale getir. GPS'i aç, işte Google izin ver, izin vere bas. Bundan arka planda önemli bir pil harcaması yapıyorlar. Quick Charge 3 modülümüzle %45 daha etkili verimli bir pil performansı, %20 daha hızlı bir şarj süresi olacak. Aynı zamanda konum bazlı uygulamalarda %42'lik bir enerji tasarrufu sağlayacak kullanıcılarımız. Neye göre? Bu işlemciyi kullanmayan diğerlerine göre. Sadece G4 için söylemiyorum. Tabii çok önemli olan bir konu var. Always on display özelliğimiz var. Bizim daylight modunda yani gün ışığındaki aydınlık ölçüsüne göre ekranın açılıp ve kapanması var. Günde 150 kez ekrana bakıyoruz. Düşünebiliyor musun? Minimum ve bunu göz ardı ediyoruz. Bir yerden sonra refleks oluyor. Refleks oluyor ve her açtığın kapadığında 5.5 Full HD IPS ekranı sürekli bir açıyorsun bir kapatıyorsun. Önemli bir pil harcaması var. Saatte 1000'de 8'lik bir pil tüketimi var. Önemli bir geri planda pil tasarrufu sağlıyor bunlar. Sana teknik olarak son. Abi şimdi o zaman merak edilen konulara dönelim. Bu arada Tolga'cığım kayıtta sıkıntı yok değil mi? Tamam güzel. Son artık kullanıcıların merak ettiği detaylara girmek gerekiyor. Öncelikle telefon ne zaman satışa çıkacak? Sonrasında bu LG G5'in kankilerini ne zaman göreceğiz? Fiyatlandırmaları ne olacak? Yani bir belirlenmiş bir şey var mı? Çünkü burada mesela arkadaşlara gelince benim mesela o Cam Plus aparatı benim için favori şu anda. Çok. 360 kamerayla bir ikisi inanılmaz işler çıkaracaktır. Ne zaman göreceğiz raflarda? Fiyatı ne olacak? Ve aksesuarlarla alakalı, kankilerle alakalı bir fiyat politikası henüz belirlendi mi? Ya da ne bileyim bir işte bundle, LG G5 ile bundle'lar vesaire vesaire. Ben bayağı şey sordum bu arada. Ama cevabını da biliyorsun aslında. Olacak mı yani abi? Ben hemen jilet gibi keseyim. Yok, Sıkan çok teşekkür ederim sana tekrar içtenliğine. Şimdi bizim cihazlarımız gümrükte geldi. Ertelenmiş bir lansmandı biliyorsun. Dolayısıyla sevkiyatı da erteledik. Şimdi geldi. Biz 20-22 Nisan gibi hem operatör kanalında hem de zincir mağazalarda bu ürünü servis etmiş olacağız. Kullanıcılarımız tanışacaklar. Mutlaka ve mutlaka. Fiyat göreceli bir kavram. 2799 lira tavsiye ettiğimiz perakende satış fiyatıyla çıkacak. Ne pahalı diyebilirim ne ucuz diyebilirim. Kişiye göre değişir. Evet. Ama mutlaka ve mutlaka deneyimlemek üzere mağazalara bekliyorum. Ve burada da özellikle o senin kanka dediğin bizim oyun arkadaşlarımızda da güzel deneyimlemeler olacak. Bu birlikte bundle paketler dediğimiz birlikte yaptığımız çalışmalarda müthiş bir talep var. Operatörlerin bu konuda sürprizleri var. Kontrat tarifelerine adapte edilmiş kankalar, oyun arkadaşlarımız var. Ama onları fiyatlandırması ile ilgili bir şey söylemem için henüz erken. Çünkü hani hala üzerinde çalışıyoruz. Peki abi şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi Bang & Olufsen ses çipinden bahsettik. Benim öngörüm o çipi alan kulaklıkla yanında alacaktır diye düşünüyorum ama standart kutu içeriğindeki kulaklıkla alakalı bilginiz var mı? O Bang & Olufsen'in çıkacağını çok zannetmiyorum ama hani tabii, orada tabii. Standart çıkacak. Tabii. Peki yine ben kankilerden... Ama standart söyleyeyim bizim biliyorsun Quick Beat serisi var. Aynı kulaklık serisi devam edecek. Hani bugün Bang & Olufsen'in ses teknolojisinden aldığımız, oradaki tecrübeden aldığımız, öğrendiğimiz yeni bir geliştirme var. Ama şunu söyleyelim mevcut bizim kutularımızdan çıkan kulaklıklar da
kendine has özel dinamikleri olan kulaklık. Yani sıradan bir kulaklık değil. Zaten deneyimledim o. Yanına zaten sıradan bir kulaklık da veremeyiz. Ya Quad Beats 3'ü denemiştim zaten ben de. Hani kulak içi kulaklık olarak güzel bir performans sunuyor. Son sorum şu olacak. Şimdi bu aksesuarlar G5 ile özdeşleşecek. Peki insanlar atıyorum önümüzdeki sene bu zamanlar biz G6 modelini konuştuğumuz zaman aksesuarların olayı ne olacak? Yani modüler yapımı gidecek yoksa ayrı bir sınıf açacaksınız da ne bileyim o taraf tamamen modüler bir LG sınıfı mı olacak? Kaan'la röportaj yaparken şunu öğreniyorum. G2'yi konuşuyoruz. G3 ne zaman gelecek? G3, G4, G4 de V10 ne zaman G5? G5 daha G6. Yani daha şurada saat yani çorbası soğumadı daha. Daha 5 dakika oldu. G6 başlamıştır. Yine aynı. G6 başlamıştır. Yani bu tür inovatif ürünlerin arkasında çok önemli bir kullanıcı deneyimi bilgileri var. G6 başlamıştır. Sürer. Bir sene sürer yine testleri. Ama bahsettiğin çok stratejik bir konu. Evet. Bunu benim de öğrenmem lazım. Ben bilmiyorum. Evet, şu an için biraz erken ama gerçekten çok merak ettim. Çünkü benim hani buradaki şahsi fikrim yani G6'nın en azından bu modüler yapıyı bir şekilde sürdürülmesi USB Type-C ile bitti. Zaten hani iyi bir yola gidecekler. Hani böyle bir şey yapmıyorlarsa da ayrı bir sınıf üretilip bu modüler seri adında ne bileyim bir G değil de M serisi altında. Yani çok hayali konuşuyorum şu an ama ilerlenebilir. Abi çok sağ ol. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar gerçekten çok keyif aldım. Güzel zevkli bir röportajdı. Çok teşekkür ediyorum herkese ve yine kullanıcılarımıza teşekkür ediyorum. Evet, LG G5'in lansmanındaydık. Ufuk abiyle biraz uzun, biraz değil çok keyifli bir sohbet yaptık aslında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle LG G5 elimde olacak ve sizlere incelemesini yapacağım arkadaşlar. Hoşçakalın.